İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Tondrak Dağı. Artsakh Konseyi Sekreteri Rus Barış Gücü Birliklerine başvurdu. Azerbaycan'a kırmızı uyarı. Lemkin adlı soykırımı önleme enstitüsünün açıklaması. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Erdoğan'a 5 talep sundu. Batı Ermenistan'ın Van'da Urartulara ait kale kalıntıları bulundu. Konstantinopolis'in Aras Yayın Evi Ermeni yanlısı faaliyetlerini sürdürüyor. Arzini'de Asur Sokağı tamamlandı. Meryem Ana Kilisesi'nin yeniden inşası. Tondrak, Tendürek, Batı Ermenistan'daki büyük haykın Duruferan bölgesinin Abahunik ilçesinde çok kuşaklı bir yanardağdır. Yüksekliği 3584 metredir. Krater yöletleri ile iyi korunmuş bir kratere sahiptir. Tepesi koni şeklinde ve iç bükey batık bir krater bulunur. Kraterin çevresi 2000 metre, derinliği 320 metredir. Tondra kraterinde birçok kaplıca vardır. Tondra kelimesi Ermenice tonir, tandır kelimesini andırıyor. Şimdiye kadar yer kabuğunun sarsıntıları durmadı ve dağın yamaçlarından ve kraterlerden gazlar ve kaynar su çıkıyor. Volkanın 1550'lerde çok aktif hale geldiğine dair tarihsel raporlar mevcut. Son patlama 1855'te meydana geldi. Tondrak, güneyde Berkiri Nehri ve kolları ile bölünmüştür. Yüksek kısımlarında buzlanma izleri vardır. Tepede kar tüm yıl boyunca korunur. Sıra dağların yamaçları çayırlarla kaplıdır. Artsakh Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi'nin ofisi tarafından aktarıldığına göre Artsakh Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri, Cumhuriyet'te bulunan Rus Barışı Koruma Birliklerinin komutanına başvurarak Azerbaycan ve diğer ülkelerin kitle iletişim araçlarının Artsakh Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi ve Barışı Koruma Birliklerinin rızası olmadan Barışı Koruma Birliklerinin sorumluluk alanına girmesinin yasaklanmasını talep etti. Azerbaycan, Hakkin.az medyasının editörünün Rus sınır muhafızları eşliğinde Berzor ve Ahavno'yu ziyaret ettiğini, uluslararası örgütün bir temsilcisi olarak temsil edildiğini ve Ahavno köyünün muhtarı ve oradaki Ermenilerle görüştüğünü hatırlatalım. Batı Ermenistan, Azerbaycan haber medyasının bu tür manipülatif eylemlerine olumsuz bakıyor ve ilgili organlara kışkırtıcı Azeri haber medyasının Artsakh'ın yerli topraklarında yaşayan Ermenilerin haklarını itibarsızlaştırmasına veya herhangi bir şekilde zarar vermesine izin verilmemesi çağrısında bulunuyor. Lemkin adlı soykırımı önleme enstitüsü Azerbaycan için en yüksek uyarı olan soykırım kırmızısı yayınlayarak Artsakh ve sınır ötesinde Ermeni halkına ve kültürel mirasına yönelik devam eden nefret söylemini, tehditleri ve vahşeti kınadı. Açıklamada şöyle deniyor. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan sosyal ağlarında paylaşılan bir videoda bir Azeri askerinin yakınlardaki bir Ermeni mezarlığından çıkarılan bir Ermeniye ait kafatasını askeri bir kamyonun arkasına nasıl bağladığı ve asker arkadaşlarının buna sevindiği görülüyor. Bu yeni bariz vahşetten dolayı Lemkin adlı soykırımı önleme enstitüsü bir kez daha Azerbaycan için kırmızı bayrak alarmı veriyor ve Ermenilere karşı yaklaşan bir soykırım uyarısında bulunuyor. Başta NATO ve üye ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum, Azerbaycan'ın tamamı Türkiye tarafından desteklenen ve teşvik edilen soykırım beyanlarını ve eylemlerini görmezden gelmeye devam ediyor. Tüm uluslararası ve devlet kurumlarını Türkiye ve Azerbaycan'ı soykırım ideolojisi ve uygulamaları açısından izlemeye, Ermeni halkına yönelik soykırım tehditlerini durdurması ve Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh ve diaspora topluluklarında Ermenilerin ve Ermeni kimliğinin güvenliğini güçlendirmesi için Türkiye ve Azerbaycan'a baskı yapmaya çağırıyoruz. Batı Ermenistan, benzer açıklamaların olası sonuçlarını takip ediyor ve uluslararası toplumdaki benzer vakaların daha geniş bir şekilde aydınlatılması ve derinlemesine analizi için çalışıyor. Hükümete yakın bir Türk gazetesi, Şam-Ankara ilişkilerine değinerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Ankara'ya 5 talepte bulunduğunu yazdı.
Söz konusu kaynağa göre 11 yıl sonra Türkiye'ye yeniden komşu olmak isteyen Şam, Ankara'ya şu taleplerini sundu. 1. İdlib'in Şam yönetimine dönüşü. 2. Kesap gümrüğünün Reyhanlı Cilve Gözü sınır kapısı ile birlikte dönüşü. 3. Cilve Gözü ve Şam arasındaki ulaşım koridoru. 4. Doğu Suriye şehirleri Derzor, Haseke ve Halep-Laskiye ulaşım koridoru M4 üzerinde tam kontrol sağlanması. 5. Türkiye'nin Esad rejimini destekleyen Avrupalı ve ABD'li bürokratlara ve iş adamlarına desteği. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki ekip, ilçedeki tarihi yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması amacıyla başlattığı arkeolojik yüzey araştırmaları projesine devam ediyor. Bölgede araştırma yapan akademisyenler ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Örmeli Mahallesi'ndeki 2900 rakımlı Akdağ'a tırmandı. Dağın zirvesine çıkan arkeolog, antropolog, sanat tarihçilerinin yer aldığı 10 kişilik ekip, Urartular dönemine ait tehlike durumundaki 4 kademeli olarak kullanılan tepesinde gözetleme noktası, iç kısmında su kanalı, dev ev, dirhe ve oda mezar bulunan kale kalıntısına ulaşıldı. Profesör Doktor Çavuşoğlu, kale sur kalıntılarının bastiyon şeklinde uzandığını ve klasik Urartu özelliklerini taşıdığını söyledi. Kale 100 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde dikdörtgen şeklinde bir yapı. İçinde ayrıca Orta Çağ'da yerleşim görmüş mimari mekanlar da bulunuyor. En zirve noktada da bir gözetleme noktası bulunuyor. Buradaki en önemli etken Akdağ'ın konum itibariyle geçiş noktalarına çok hakim bir noktada yer alması. Etrafta bol miktarda Orta Çağ, Demir Çağ ve Urartu dönemine ait seramik parçalarına rastlandı. Batı Ermenistan'da yaşayan yerli Ermeniler, Urartu kültürünün paha biçilmez hazinelerini yeni nesillere aktarmak ve eski uygarlığı tanıtmak için yüzyıllarca korumuşlardır. Şimdi Türk arkeoloji grupları aynı yerde kazı yaparken Ermenilerin asırlık uygarlık izlerinin başka milletlere veya Türklere affedilerek silineceğini çok muhtemel görüyoruz. Aras Yayıncılığı, günümüzdeki Konstantinopolis İstanbul Ermenilerinin yaşamının en önemli ve temel kurumlarından biridir. Kuruluşundan bu yana büyük emeği ne yazık ki layık olduğu şekilde takdir edilmemiştir. O yıllarda Aras, adına eklenen Ermeni edebiyatına açılan bir pencere sloganını ispatladı. Bugün edebiyat camiası için Zaven Biberyan ve Zabel Yesayan isimleri çok özel bir anlama geliyor. Tiyatro alanında Türk okuru Hagop Baronyan'ı keşfetti. Hagop Manzuri'nin adı ve değerleri ana vatanda büyük saygı görüyor. Tarihçiler Richard Ovanisyan veya Ronald Grigor Suni ve diğerlerinin çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ediyorlar. Ve tüm bunlar elbette Aras Yayınevi sayesinde gerçekleşiyor. Aras Yayıncılığı 1993 yılında İstanbul'da kuruldu. Türkçe ve Ermenice olmak üzere iki dilde kitap yayınlayan bir yayınevidir. Böylece aynı coğrafi bölgede yaşayan farklı kültürlerden insanlar edebiyat yoluyla birbirlerini tanıyarak birbirlerini anlamalarına yardımcı olur, birlikte evrensel değerlere katkıda bulunurlar. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Kodaik bölgesi Anıtları Koruma Servisi tarafından aktarıldığına göre Arzani köyünde Süryani Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı ve bir haç yerleştirildi. 1881 yılında inşa edilen kilise devlet tarih ve kültür anıtları listesine dahil edilmiştir ve devlet tarafından korunma altında bulunmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 3 Asuri Süryani Kilisesi bulunmaktadır. Süryani topluluğu Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşayan etnik azınlıklar arasında Ezidiler ve Ruslardan sonra 3. büyük topluluktur. Asuri Süryaniler 1828-1829'da Rus-Fars Savaşı'ndan sonra Ermenistan'a yerleştiler. 100 Süryani aile Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşamak için Çarlık Rusya yetkililerine başvurdu. Bu halk Doğu Ermenistan'a yerleşerek Yerevan ve günümüz Ararat ve Kodaik bölgelerine yerleştiler. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Haçık Hazaryan topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni oyun havası Govind adlı eseri sunuyoruz.
Belgeselin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.